Mesela Bediüzzaman Hutuvat Sitte adlı eserinden sonra o dönemdeki İstanbul'da bulunan İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanı Harrington görüldüğü yerde yakalanması emrini vermişti. Fakat daha sonra kendisine verilen bilgilerde Bediüzzaman'ın özellikle Şarki Anadolu'da halk arasında büyük itibarı olduğu ve bunun eğer tutuklanacak, cezalandırılacak olursa Anadolu'nun İngilizlere karşı büyük tepki göstereceğini söylemişlerdi. Bu da o dönemdeki İngiliz politikalarına aykırı bir şeydi. Bildiğiniz gibi o dönemde bu emperyalist savaşçı güçlerin egemen olduğu dönemde bir yandan da bu emperyalizmin insani yüzü diyebileceğimiz Wilson ilkeleri gibi İngiliz'in başka ülkelerdeki işgalci politikalarında insani yüzünü gösterdiği politikalar egemendi. İstanbul'da da onlar vardı. Hatta herhalde yani Hutuvat sitedeki bazı soruları düşünürsek eğer, hani bazı iddiaları düşünürsek eğer, işte iddiaçılar için söylenenler vesaire, ciddi bir hani ikna etmeye yönelik bir şey de var. Gerçi burada tabii Evet. İngiltere'nin büyük bir sömürgeci olması ve büyük bir sömürge deneyimi olması herhalde burada etki eden faktörlerden biri. Evet, yani sorulardan da gerçekten anlaşılıyor. Yani işte bizi büyük olarak tanıyın, işgalci güç olarak bizi tanıyın. İşte zaten siz işte Almanlarla birlikte hareket ettiniz. Biz de güçlüyüz vesaire gibi bir takım argümanlarla efendim İstanbul'da bir anlamda yumuşak bir şekilde egemenlik sağlamayı hedeflemişlerdi. Daha önce ifade ettiğimiz gibi biliyorsunuz işgal güçleriyle efendim bir Osmanlı takımı olan Fenerbahçe arasında bile maç yapılmıştı. Bu bile o iki taraf arasındaki buzları eritmeye dönük İngilizlerin yumuşak bir şekilde işgal etmesini sağlayacak olaylardı.